Harkov'dan geldik. Öğrenciyim. İsmim Çağrı Çetinel. İlk yılım 4-5 ay oldu geleli. Gelir gelmez böyle bir olayla karşılaştık. Çok mutsuzuz yani. Kötü bir durumdayız. Açıkçası biz çıkmadan yaklaşık 1 saat önce biz karar verememiştik önce. Bugün mü çıkalım, yarın mı çıkalım diye. İyi ki o hayati karar vermişiz. Tam zamanında çıkmışız. Çıkmadan 1 saat önce yaklaşık bombalar bu sefer artık daha yakına düşmeye başladı. Sirenler durmaksızın çalıyordu. Bomba seslerini duymaya başlayınca iyice tedirgin olduk. Ardından iki araba olarak yola çıkmaya karar verdik. İkinci araba olmasaydı onda da yola çıkmayacaktık. Çünkü konvoy olmadığı zaman çoğu kişi, birkaç kişi uyardı. Rus askerleri veya Ukrayna askerleri yolda çevirirse aracınıza el koyabilir diye. Tedirgin olduk ondan da. İki araç olunca yola çıkmaya karar verdik. Yola çıktığımızda da bayağı tedirgindik çünkü hiç benzinimiz yoktu, yakıtımız yoktu. Yaklaşık bir 50 kilometreyi benzinliklerden 5 litre ala ala çıktık. Yani öyle yola devam ettik. 5 litreden fazla vermiyorlar. Bidona dolduruyorlar o 5 litreyi de. Bidona da doldurmak, yani bidondan arabaya doldurmak da imkan olmadığı için hortumumuz falan yoktu, bayağı zor. Benzinliklerde sadece kaldık, konakladık. Uyumadık, sadece hani vücudumuz dinlensin bir oturmaktan. Vücudumuz ağrımıştı, bacaklarımız ağrımıştı. Benzinliklerde dinlendik, yedik içtik. Sağ olsunlar buradan Ukrayna halkı da biz Türk olduğumuzu öğrenince yaklaşık 2 benzinlikte bizden yakıtta ücret almadı. Yediklerimiz, içtiklerimiz ücret almadı. Onlara da biz Türkiye'den birkaç hatıra da bıraktık kendi adımıza. Onun sayesinde 5 günlük bir yolculuğumuz sonucunda vardık.